2022 yılının ilk çeyreğine dair finansalları almaya devam ediyoruz. Finansallarını paylaşan bir diğer şirket Banka İş Bankası 2022 yılının ilk çeyreğine dair rakamlarını aktardı. Önce karlılıkla başlayalım. Banka 8 milyar 431 milyon TL net dönem karı açıkladığını görüyoruz. Banka bu karla birlikte yıllık bazda karlılığını %354 hatta %355 oranında arttırdı. Çeyreksel bazda bakarsak da %31.4 oranında net karında bir artış gerçekleşmiş durumda. O 8 milyar 431 milyon TL'lik karı piyasa beklentisine göre bakarsak Piyasa beklentisi 8.2 milyar TL civarında bir kar açıklaması yönündeydi. Yani piyasa beklentilerinin üzerinde kara işaret ettiğini görüyoruz. Banka 1 milyar 850 milyon TL'de geçen yılın ilk çeyreğinde kar açıklamıştı. Şimdi detaylara bakarsak finansallarda net faiz gelirine bakıyorum. Net faiz geliri yıllık %126, çeyreksel bazda %24.4 oranında artarak 13.7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Net net ücret komisyonlara bakıyorum. Net ücret komisyon yıllık %73, çeyreksel bazda %15 oranında artarak 2 milyar 692 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiş durumda. Net ticari kâra bakıyorum. Net ticari kâr tarafında ise ee, baktığımızda yıllık %223 çeyre, artış. Çeyreksel bazda %37 oranında azalma var. O da 3 milyar 651 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiş durumda. Serbest karşılıklar bu dönemde bankalar tarafında önemliydi özellikle geçen yıl. Bu tarafa bakarsam 250 milyon TL İş Bankası serbest karşılık ayırmış. Geçen yılın son çeyreğinde ise yani 2021 yılının dördüncü çeyreğinde 1 milyar TL karşılık ayırmıştı banka. Şimdi bu rakamların detaylarına ufak ufak inmeye çalışırsak net faiz gelirine bakıyorum. Net faiz geliri tarafında banka yılın ilk çeyreğinde 13.7 milyar TL net faiz geliri elde ediyor. Bu yıllık %126, çeyreksel %24'lük artışı işaret ettiğini söylemiştik. Burada net faiz marjına bakarsak swap dahil bir şekilde o da %5.3'e tekabül ediyor. 2021 yılının son çeyreğinde bu rakam %4.6 idi. Yani 68 pip'slik orada da bir artış söz konusu. Şimdi devam edelim. Buradan net ücret komisyon cephesine bakarsak, bankanın net ücret komisyonu %73 yıllık %15 çeyreksel arttı demiştik. 2 milyar 692 milyon TL'ye tekabül ettiğini de hatırlatmış olalım tekrardan. Ee, CPI linkerlar bu da bankalar tarafından merak edilen önemli bir diğer dipnot. Çeyreksel getiri burada %47.44 seviyesinde gerçekleşmiş durumda bu çeyrekte. Geçen yılın son çeyreğinde bu rakam yani bir önceki çeyrekte %29.7 seviyesindeydi. Burada da çeyreksel faiz geliri buradan 5.1 hatta nihayet net rakamı söyleyeyim 5 milyar 75 milyonluk bir gelir elde edildi. Geçen yılın son çeyreğinde 3. 3 milyar 31 milyonluk buradan gelir kalemi elde edilmişti. 12 ay sonrası için enflasyon tahmini de burada bu çeyrekte %26.43 olarak gerçekleşti. Bir önceki çeyrekte 21.39 olarak karşımıza geliyordu. Mevcut enflasyonun da %61.14 seviyesinde olduğunu hatırlatmış olalım. Son not sermaye oranları Sermaye yeterlilik oranına bakıyorum. Sermaye yeterlilik oranı bankanın e, bu çeyrekte konsolide bir şekilde %20.8 olarak açıklandı. BDDK önlemleri hariç olarak bakarsak %16.3. E, Solo bank only olarak bakarsak da soloda sermaye yeterlilik oranı %23.5. BDDK önlemleri hariç ise %18.5 seviyesinde gerçekleşti.